Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ercan. Bugün size House of Iron 4 oynayacağız. Şimdi bir saniye şu sesi ayarlayayım. Türkiye ile oynuyorum. Türkiye ile oynuyoruz. Türkiye ile şunu yapacağız. Yapacağımız şeyi de söyleyelim. Geçmişe döneceğiz. Osmanlı'yı geri getireceğiz. Ondan sonra da şöyle Orta Doğu'da, Balkanlar'da eski kaybettiğimiz topraklarda hakimiyet kurmaya çalışacağız. Şimdi ben oyunu başlattım. Oyunu başlattım, şöyle oldu. Hızlı hızlı geçelim şimdi buraları. Hemen Mentro'ya gittim biliyorsunuz. Daha sonra atlı birimleri ve bazı tugayları ortadan kaldırdım. Sadece silah basımına geçtim hızlıca. İstanbul'da iki tane sivil fabrika basmaya başladım. İlk yapacağımız şeyler bunlar. Hemen gideceğimiz yolu da söyleyeyim. Geçmişe dön diyeceğiz. Buradan Osmanlı'ya gideceğiz. İlk başta Makedonya sancağını geri alacağız. Trakya, Orta Makedonya ve Yunanistan'a karşı. Şimdi bu Yunanistan'a karşı ele geçirme odak savaşı var ya, bunu İtalya Yunanistan'a saldırmadan önce yapmamız lazım. Oradan ya ittifak devletine yeniden katılacağız. Eski müttefiklerimizi alacağız. Ya da Avusturya Macaristan üzerinde iddia edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin, yani şöyle, ittifaka katılmayacağız ama Avusturya'ya, Macaristan'a ve Çekoslovakya'ya saldırma hakkı kazanacağız. Oradan Bulgaristan'a gideriz belki. Sadabat Paktı'nı genişlet diyor. Buradan Sadabat'a kimi katabiliyoruz? Tüm imtiyazlarını resmi bir ittifaka davet edeceğiz. Evet. Şam diktası. Fransa'ya, işte Fransa'ya karşı Şam'ı isteyeceğiz. En sonunda Mejin'in kabusu diyor. Bu çok değişik bir şey gerçekten. Abdülhamit'in korkulu rüyasıymış. Güzel. Buradan bir gideceğiz. Bakalım, ondan sonra da Misak-ı Milli yaparız. Sovyetlerin yanıtını vereceğiz. Hayır, biz uzlaşma istemiyoruz. Biz boğazlarımızdan çıkmanızı istiyoruz. Her türlü çıkacaksınız o boğazlarda. Rotada da kalıyoruz. Kazandık. Çok güzel. Hemen buradan İş Bankası'nı bir entegre edelim tamamen. Ne veriyor şimdi? Diyor ki political power verecek 120. Daha sonra Celal Bayar gelecek. İşte serbest ticaret gelecek. Bize inşaat hızı %15 artacak. Research, yenilenme hızı da %10 artacak. Çıkış hızı, inşa şey, üretim çıkış hızı %15 artacak ve bu gerçekten iyi. Güzel. Şöyle bir sıkıntısı var. Evet, sanayiciler ve sanayi projeleri gelecek. Sanayicileri de iyi kullanacağız. Hemen elektrik elektronik mühendisliği geldi. Aldık. Şuradan derhal ben üretime doğru gideyim. Bakın, kepi arttırıyor %10. Bu önemli. Hızlıca şimdi bize ne lazım? Bir sanayi liderini alalım. Bu önemli bize. İkinci olarak bunların çoğu değişecek ama ne veriyor ideolojik müdahaleci? Hilmi Uran'ı alacağız. Political power'a ihtiyacımız var. Mustafa Kemal Atatürk başta olduğu için de %30 indirimli alıyoruz. Şimdi düzensiz silahlı kuvvetler diyor. Bunların hepsini düzeltmemiz lazım. Tekrardan güçleneceğiz. Şöyle bakalım. Yok, tutucu karşıtı operasyonlar başlatmayacağız. Radyo sistemleri yeniden düzenleyelim. Başlatmamızın sebebi şu, gerek yok. Çünkü biz zaten Osmanlı'yı tekrar geri getirmeye çalışıyoruz. Buradaki amacımız o. Asıl amacımız o. İş Bankası'nı da entegre ettik. 6 oku hemen onaylayalım. 6